Merhaba arkadaşlar. Ben Mardin Ölçme Değerlendirme Merkezi'nden Elif Fırat. Bugün sizlerle davranışların ölçülmesi konusunu konuşacağız. A. Bilişsel alan, B. Duyuşsal alan, C. Psikomotor alan olmak üzere 3'e ayrılıyor konumuz. Öncelikle eğitimde davranışı konuşalım. Eğitim bireyin kendi yaşantıları yoluyla bireyde kasıtlı ve istendik davranış değiştirme sürecidir. Arkadaşlar bakın kasıtlı ve istendik bir süreçtir. Aynı zamanda e, davranışların istendik olduğundan bahsediliyor. Yani bu davranışlar rastgele değil, kasıtlı, amaçlı davranışlardır. İstendik davranışlar bireyin ve toplumun ihtiyaçlarına göre belirlenir. Eğitim sürecinde yapılan ölçmeler daha çok okullardaki öğrenme süreç ve ürünleriyle ilgilidir. Okullardaki öğrenme süreç ve ürünleri genellikle davranışlar adı altında toplanır. Bloom ve arkadaşlarının, bakın Bloom ismini görüyoruz. Bloom ve arkadaşlarının ortaya koyduğu sınıflandırmaya, yani diğer bir adla Bloom taksonomisine göre, eğitim sonucu olarak gelişebilecek davranışlar, bilişsel, diğer bir adıyla zihinsel, duyuşsal ve psikomotor, yani diğer adıyla devinistel olmak üzere, üçe ayrılır. A, bilişsel alan ile konuya giriş yapıyoruz. Eğitim sonucunda kazandırılan davranışlardan zihni yoran yani zihinsel yanı ağır basanlar bilişsel alana dahil edilir. Arkadaşlar yandaki şemadan inceleyebilirsiniz ben anlatırken. Bilişsel alan kendi içerisinde 6 basamağa ayrılır bakın. 6 basamağa ayrılır. Bloom taksonomisine göre bilişsel alanın en alt düzeyi bilgi, en üst düzeyi ise değerlendirme basamağıdır. Bu basamaklar aşamalılık ilkesine göre kolaydan zora doğru ilerler. Bakın basit davranışlardan karmaşık davranışlara, kolaydan zora, somuttan soyuta doğru ilerler. Basamaklar arasında ön koşul ilişkisi vardır. Yani alt düzeydeki bir kazanım kazanılmadan üst düzeye geçilemez. Önce bilgi düzeyine ulaşacağız, sonra kavramaya, sonra uygulamaya, sonra analiz, sentez ve en son değerlendirmeye ulaşacağız. Bloom ve arkadaşları bu şekilde sınıflandırma yapmış. Evet, birinci basamak olan bilgi basamağından başlıyoruz. Arkadaşlar bilgi basamağı az önce de söyledim zaten bunu. En alt düzey basamaktır. Yani zihni çok yormaz. Önceden edinilmiş bilgileri tanıma ve hatırlama becerisidir. Yani öğrenci yeni bir ürün ortaya koymuyor, yeni bir açıklama getirmiyor, kendi ifadeleriyle dile getirmiyor. Öğrenciye ne verdiysek onu alıyor. Aynı şekilde birebir aynı cümlelerle ifade ediyor. Öğrenci kazanımı hatırlar, tanımlar, belirler, listeler, sıralar, eşleştirir, anlatır, tarif eder, örnek verir. Bakın bilginin ezber düzeyinde olduğu basamaktır. Yani öğrenciye ne verdiysek onu alır. Bu alandaki davranışlar ölçülürken öğrencilerin bilgiyi hatırlaması, kendilerine verileni olduğu gibi yansıtması beklenirken kendisinin bir katkıda bulunması beklenmez. Örneğin bir öğretmen derste verdiği bir bilginin birebir aynısını veyahut da bir örneğin birebir aynısını sınavda öğrencilerden istemişse bu öğretmen bilgi düzeyinde bir ölçme değerlendirme yapmış olur. Bilgi düzeyindeki davranışlar konu ve derse göre farklı şekillerde olabilir. Bir alana has bilgilerin hatırlanması, terimlerin hatırlanması, olguların hatırlanması, bir alanla ilgili araç ve yolların bilgisinin hatırlanması, sınıflamaların hatırlanması, yöntem ve tekniklerin hatırlanması, bir alandaki genel doğruları ve soyutları hatırlama. Bakın bunlar hep hatırlama. Çünkü bilgi düzeyi hatırlama düzeyidir. Bilgi düzeyindeki davranışlar değişik yöntemlerle ölçülebilir. Çoktan seçmeli sınavlarla, doğru yanlış sınavlarıyla, eşleştirmeli sorularla, yazılı, sözlü veya kısa yanıtlı sınavlarla ölçülebilir. Burada bilgi düzeyinde bazı soru örnekleri verdik atasözünün tanımını yapınız diyor bakın. Tanım. Yani daha önceden duyduğu şeyi olduğu gibi söylemesini istiyor öğretmen. E, yeni bir tanım ortaya koymasını istemiyor. Bir mıknatısın kutupları genellikle nasıl adlandırılır? Bakın yine adlandırma. Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı kimdir? Kimdir? Nedir? Soruları zaten e, gördüğünüz gibi bilgi soruları. Türkiye'nin coğrafi bölgelerinin adları nelerdir? Aşağıdaki sözcükleri sözlük anlamları ile eşleştiriniz. Bakın. Daha önce verilmiş bir sözlük anlamı var. Öğrenci bunu daha önceden biliyor. Yeni bir tanım ortaya konması istenmiyor. Yeni bir dille açıklanması istenmiyor. Olduğu gibi kelime ve tanımın eşleştirilmesi isteniyor. Ekosistem nedir? Dünyanın çapı kaçtır? Bunların hepsi bilgi soruları arkadaşlar. Bilişsel alanın ikinci basamağı olan kavrama basamağındayız. Öğrenilen kazanımı açıklayabilme ve yorumlayabilme becerisinin kazanıldığı basamaktır. Yani bilgi basamağında öğrenci olduğu gibi verdiğimiz bilgi ve öğrenciden de olduğu gibi istediğimiz bilgi artık öğrencinin kendi cümleleriyle yorumlayabildiği, kendi cümleleriyle açıklayabildiği duruma gelmiştir. Öğrenci bilgiyi kendi cümleleriyle ifade edebilir, anlam çıkarabilir, özetleyebilir, örnekler verebilir, karşılaştırabilir, anlatabilir. Öğrencinin önceden öğrendiği bilgileri yeni bir biçimde yeniden düzenleyerek sunması ya da onları farklı biçimlerde gördüğünde tanıması istenir. Yani siz öğrenciye bilgiyi yeni bir biçimde verdiğinizde aynı bilgiyi sadece görüntüsünü değiştirerek, sözcükleri değiştirerek verdiğinizde öğrenci bunu tanıyorsa kavrama düzeyine ulaşmıştır. Yeni bir bilginin anlamını kavramış olan kimse onu farklı bir dille ifade edebilmeli ya da diğer sembollere çevirebilmelidir. Kavrama düzeyindeki davranışları ölçülürken bilginin, bilgi öğrencinin daha önce hiç görmediği bir düzenleme içerisinde verilmelidir. Arkadaşlar eğer öğrenciye daha önce gördüğü bir düzenleme içerisinde verirsek ve ondan da aynı şekilde cevaplamasını beklersek zaten bilgi düzeyi oluyor. Şu anda biz kavrama düzeyinde öğrencinin daha önce hiç görmediği biçimde vererek acaba ona verdiğimiz bilgiyi bu sembollerle de hatırlayabilecek mi? Bunu ölçüyoruz. Kavrama düzeyindeki davranışlar çevirme, yorumlama ve öteleme olmak üzere 3 alt sınıfa ayrılmıştır. Bilginin anlamını bozmadan bir dil veya sembol kullanarak yeniden ifade edilmesi çevirme basamağıdır. Bilgiyi özetleme, açıklama, kendi tümceleriyle yeni bir düzende sunma veya belirgin örnekler verme yorumlama basamağındadır. Öteleme ise geleceğe yönelik tahminde bulunmak ama elimizde olan verilerden yola çıkarak geleceğe yönelik tahminlerde bulunmaktır. Kavrama düzeyinde bazı soru örneklerimiz var bunları inceleyelim. Atatürk ilkelerini açıklayınız. Bilimsel yöntemin önemini açıklayınız. Bakın daha önce öğrenciye verilmiş bilgiler bunlar. Öğretmen daha önce Atatürk ilkelerini ve bilimsel yöntemi anlatmış. Ama şu anda ondan kendi cümleleriyle ifade etmesini, yeniden açıklamasını bekliyor. Geçmiş yıllardaki zeytin üretim miktarına bakarak önümüzdeki yılın zeytin üretim miktarını tahmin ediniz. Verilen metni, verilen Türkçe metni İngilizceye çeviriniz. Bakın, tahmin etme ve çevirmede kavrama düzeyinde demiştik. Bilişsel alanın üçüncü basamağı olan uygulama basamağındayız. Öğrenilmiş soyut kazanımı yeni somut durumlarda kullanabilme becerisi. Bakın soyut bir kazanımı öğrenen öğrenciden bunu somut bir duruma uygulamasını bekliyoruz. Yani öğrenciye bir formül veriyoruz, bir formül öğretiyoruz. Ardından onu yeni bir örnekte, yeni bir problemde kullanmasını istiyoruz. Eğer öğrenci bunu yapabiliyorsa uygulama basamağına ulaştığını farz ediyoruz. Öğrenci problemi çözebilir çözümü ortaya çıkarabilir, sunabilir, hesap edebilir, uygular, kanıtlar, gösterir, keşfeder, ilgi kurar ve düzenler. Bu basamaktaki kazanımların ölçülebilmesi için daima yeni bir problem durumu verilmelidir. Eğer öğrenciye daha önce verdiğimiz problemi, onunla daha önce beraber çözdüğümüz problemi tekrar çözmesini istersek, bilgi basamağı olur. Yeni bir şey, yeni bir duruma uyarlama, yeni bir duruma uygulama durumu söz konusu olmaz. Öğrenci problemi çözebilirse uygulama düzeyinde davranışı yerine getirdiğini düşünürüz. Toplama ve bölmeyi öğrenmiş olan bir öğrencinin içerisine toplama ve bölme işlemleri geçen bir günlük hayat problemini çözebilmesi uygulama basamağına örnek olabilir. Uygulama düzeyinde birkaç tane soru örneğimiz var yine. Sinop'tan yola çıkan bir gemi en kısa yoldan Yeni Zelanda'ya doğru giderken hangi denizlerden ve okyanuslardan geçer? Burada öğrenciye daha önce verilmiş bir bilgi var. Bunu bir problem durumunda kullanması isteniyor. Alanı 27 cm kare olan bir dairenin çapı kaç cm'dir? Daha önce verilmiş bir formülden yine yola çıkarak problemin çözülmesi isteniyor. Daha önce öğrendiğiniz bilimsel yöntemleri kullanarak ödevinizi hazırlayınız. Bakın zaten maddede belirtmiş daha önce öğrendiğiniz bilimsel yöntemleri kullanarak. Yani öğrenciden yeni bir bilimsel yöntem ortaya çıkarıp onu kullanması istenmiyor. Bu şekilde uygulama düzeyde. de alanın dördüncü basamağı olan analize geldik. Arkadaşlar analiz analiz etme deyince aklımıza bir şeyi parçalarına ayırma, bir şeyi çözümleme, inceleme bu tür şeyler gelmedi. Hemen okuyalım. Öğrenilmiş kazanım parçaları ayırıp aralarındaki ilişkileri yorumlama becerisinin kazanıldığı basamaktır. Kazanımı mantıklı çıkarımlar yaparak çözmek, sonuç odaklı inceleme işlemi yapmak olarak özetlenebilir. Öğrenci karşılaştığı kazanımla ilgili çözüm yolu arar, ana hatlarını belirler, karşılaştırır, sonuç çıkarır, kategorize eder, bağlantı kurar. Bu aşamada bütünden parçaya gider. Çünkü nedir? Bütünü parçalara ayırıp onu çözümleme söz konusudur. Daha çok kısa cevaplı sorular ya da uzun cevap gerektiren yazılı yoklama soruları da analiz basamandaki davranışların ölçülmesinde başarıyla kullanılabilir. Analiz düzeyinde de bazı soru örneklerimiz var. İlkini inceleyelim. Verilen bir paragrafın bir metnin ya da sistemin ögeleri arasındaki ilişkileri, yapısal düzeni, bütünlük ilkelerini bulması istenir. Arkadaşlar diyelim öğrenciye bir paragraf verdiniz. Bu paragrafı belli cümlelere ayırmasını istiyorsunuz. Bu bir çözümlemedir. Veya büyük bir metin verdiniz. Bu metni giriş, gelişme, sonuç bölümlerini ayırmasını istiyorsunuz. Bu bir çözümlemedir. Ya da metnin nerelerden paragraflara bölünmesi gerektiğini bulmasını istiyorsunuz. Bu bir çözümlemedir. Bakın bütün bir şey var ve öğrenciden onu parçalara ayırmasını istiyorsunuz. Buna analiz deniyor. Analiz düzeyi deniyor. İkinciye geçiyorum. Bu cümleyi doğru olarak ögelerine ayırınız diye öğrenciye bir cümle verdik. Cümleyi yani bir bütünü parçalarına, yüklemine, öznesine, nesnesine ayırmasını istiyorsanız yine bu cümleyi analiz etmesini istiyorsunuz. Çevre kirliliğine yol açan temel nedenleri ortaya koyunuz. Bilimsel yöntemin diğer yöntemlerden farkını ortaya koyunuz. Bu şekilde arkadaşlar analiz düzeyindeki örneklerimizde. Beşinci düzey olan sentez düzeyine geldik arkadaşlar. Öğrenilmiş kazanımla ilgili yeni bir şey yaratma becerisi. Bakın burada en önemli nokta yeni bir şey ortaya koyma. Tamamen kendisine ait olan, tamamen özgün olan, daha önce ortaya konmamış bir şey yaratma becerisi. Kazanıldığı basamak. Bilinen parçalardan yola çıkarak yeni bir şey bulma. Sentez basamağında daima bunu göreceksiniz yeni bir şey bulma. Kendine özgü bir ürün ortaya koyma. Geliştirme yeteneğidir. Ögeleri birbiriyle ilişkilendirip birleştirerek yeni bir ürün oluşturma işidir. Bakın analizde ögeleri bütünü ayırıyorduk. Burada artık ayırdığımız bütünü yeniden bir araya getiriyoruz ama yeni bir ürün oluşturarak bir araya getiriyoruz. İlişkilendirip birleştirmek söz konusu. Öğrenci tasarım yapar, geliştirir, rapor yazar, birleştirir, projelendirir, üretir, öneri verir. Ama burada yaptıklarının hepsi kendine hastır. Daha önceden duyduğu şeyleri ortaya koymaz. Sentez düzeyindeki davranışların ölçülmesi zordur. Çünkü yaratıcılığın ölçülmesi oldukça zordur. Önceden belirlenen bir takım ölçütlere göre değerlendirme yapılamaması, yaratma sürecinde doğru yanlış ayrımının olmaması, doğru yanlış ayrımının olmaması, yaratıcılığın ölçülmesini ve değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Yazılı, sözlü sınavlar ya da ödev proje gibi ölçme araçları kullanılabilir. Genelde ödevler ve projelerle ortaya çıkarılır sentez düzeyindeki davranışlar. Çünkü biraz uzun süre isteyebilir bazı durumlarda. Sentez davranışının değerlendirilmesinde ürünün öğrenciye ait olup olmaması dikkate alınmalıdır. Çünkü zaten sentez düzeyi bunu ölçüyor. Eğer başkasına ait olan bir projeyi ortaya koyuyorsa zaten sentez düzeyine ulaşamamış demektir. Sentez düzeyinde bazı soru örneklerimiz var. Bakalım. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültürel ilişkileri geliştirebilmek için yeni bir çözüm önerisi önerisini bir arka plan dahilinde geliştirerek sınıfa sununuz. Evet, burada anahtar noktamız yeni bir çözüm önerisi sunmak. Okuduğunuz kompozisyonun konusunu kullanarak zengin uyaklı bir şiir yazınız. Bakın, kompozisyondaki konuyu ortaya çıkarıyor, sonra bundan yeni bir ürün ortaya koyuyor. Bir şiir ortaya koyması isteniyor farkındaysanız. Çevre kirliliğini önlemek için ülkemizde ne tür uygulamalar yapılabilir? Bakın yine kendisinin yorumlaması yeni çözüm önerileri bulunması isteniyor. Bilimsel yöntemle ilgili yeni bir yaklaşım geliştiriniz. Yeni bir yaklaşım ortaya konması isteniyor. Evet, bilimsel alan basamaklarının altıncısı olan değerlendirmeye geldik arkadaşlar. Değerlendirme basamağında öğrenilmiş kazanımla ilgili Eleştiri yapma, karşılaştırma becerisinin kazanıldığı basamak olduğunu söylüyoruz. E, yalnız şöyle bir şey var. Burada bir ölçüt, bir kriter olması gerekiyor. Çünkü e, eleştirimizi yaparken bu kritere göre, bu ölçüte göre yapıyoruz. Bilişsel alanın en üst düzeyidir ve uygun kriterler koyarak sorgulamak, bir düşünceyi veya uygulamayı eleştirmek ya da savunmak gibi davranışları içerir. Öğrenci sonuçlandırır, değer biçer, eleştirir çelişkileri bulabilir, pekiştirir, ilave eder, yargılar, takdir eder, tartışır, kanıtlar ve tezleri çürütür. Değerlendirmede mutlaka bir gözlem ya da ölçme, bir de ölçüt kullanılır. Ölçme ve ölçüt gerekiyor değerlendirme için. İç ölçütlere göre değerlendirme ve dış ölçütlere göre değerlendirme olarak ikiye ayrılır. İç ölçütlere göre değerlendirmede bir bilginin bütününü tutarlılık, mantıksal doğruluk, iç akıcılık boyutlarıyla incelemek gerekir. Dış ölçütlere göre değerlendirmede ise kullanılacak ölçütler öğrenciye ya hazır olarak verilir ya da ölçütü öğrencinin kendisi seçmesi beklenir. Bu şekilde. Değerlendirme düzeyindeki örneklerimize bakalım. Bir ders kitabının olması gereken özelliklere göre eleştirebilme Bakın arkadaşlar değerlendirme düzenindeki davranışlarda bir ölçüt kullanılması gerektiğini söylemiştik. Buradaki ölçütümüz olması gereken özellikler kısmı ölçüt. Bir ders kitabının olması gereken özelliklere göre eleştirilmesinde de değerlendirme işi eleştirebilme kısmında. Devam ediyorum. Bir makalenin kurallarına göre değerlendirilmesi. Ölçütümüz kurallarına göre. Bir makalede dile getirilen örnekleri. İç tutarlılık açısından yorumlayabilme. İç tutarlılık açısından derken yine ölçütümüzü dile getirmiş oluyor. E, toplumda kabul gören siyasal felsefeleri bilimsel kriterlere göre yargılayabilme. Yine e, burada ölçütümüz bilimsel kriterler, değerlendirme işimizse yargılamak. Arkadaşlar bilişsel alan basamaklarının e, tamamını gördük. 6 basamaktan oluşuyordu bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme olmak üzere aşamalı olarak kolaydan zora doğru, basitten karmaşağa doğru ilerliyordu ve aralarında ön koşul olma ilişkisi vardı. Evet, bilgi basamı bir şeyi ezbere söyleme üzerinedir. Bilimsel yöntemin tanımını söyleme bakın. Tanım. Kavrama basamağında ise bilimsel yöntemin önemini açıklayabilme, Artık öğrenci kendi cümleleriyle açıklamaya başlıyor. Uygulama basamağında bilimsel yöntemi kullanarak ödev hazırlayabilme. Yani daha önce öğretmeninden duyduğu yöntemin birebir aynısını kullanarak bunu hayata geçiriyor, somutlaştırmaya başlıyor. Analiz düzeyinde bilimsel yöntemin diğer yöntemlerden farkını ortaya koyabilme. Bakın irdeliyor, inceliyor ve diğer yöntemlerden farkını ortaya koyuyor. Sentez düzeyinde bilimsel yöntemle ilgili yeni bir yaklaşım geliştiriyor. Parçalara ayırdığı şeyleri artık birleştirip ortaya yeni bir ürün çıkarıyor. Yeni bir ürün sentezin anahtar kelimesiydi. Değerlendirmeye geldiğimizde ise yapılan bilimsel araştırmalardaki bilimsel yöntem hatalarını eleştirebilme ve bu eleştiriyi yaparken bir ölçüt kullanma söz konusudur. Bu sayfaya kadar gördüğümüz her şey Bloom'un orijinal taksonomisinden yani 1956 yılında arkadaşlarıyla hazırladığı sınıflandırmadan alınmıştı. Bu sayfada gördüğünüz tabloda 2000 yılında eğitim bilimciler tarafından Bloom taksonomisi üzerinde yapılan değişiklikleri konuşacağız. Arkadaşlar değişiklikler çok köklü değil taksonomi yine Bloom taksonomisi sonuçta. İsim değişiklikleri söz konusu ve ufak bir yer değişikliği var. Hemen bahsetmeye başlıyorum. İsim değişikliklerini neye göre yapmışlar? Onu bir konuşalım. Yani adlandırmaları neye göre değiştirmişler? İsim formunda fiil formuna, yani sabit duran adlandırmalardan hareketli adlandırmalara geçilmiş. Bakalım bizim bilgi basamağı diye bildiğimiz şey onlar hatırlama basamağı demişler. İçerikler aynı. Kavrama basamağı dediğimiz şeye onlar anlamı, uygulama dediğimiz şeye onlar yine uygulama demişler. Yalnız Türkçe'de biz böyle diyoruz ama İngilizcelerine dikkatinizi çekiyorum hemen altında yer alan. Analiz basamağı analiz etme olarak değişmiş fiilleşmiş. Sentez basamağı arkadaşlar önemli noktaya geldik. Sentez basamağının hem ismi değişmiş yaratma olmuş hem de gördüğünüz gibi yeri değişmiş. Yeni taksonomide sentez basamağı en üst düzey basamak olarak değerlendirilmiş. Değerlendirme basamağının ismi aynı, yine değerlendirme. Türkçede aynı yani. E, ama bir alt basamağı gerileyerek 5. E, adıma gelmiş, revize edilmiş taksonomide. Yani ne değişti? E, hem isimler değişti hem de yaratma ve değerlendirme yani sentez ve değerlendirme basamaklarının yeri değişti. Yeni taksonomiyi yapan eğitim bilimciler şunu savunuyor, e, yaratma yani yeni bir şey ortaya koyma, yeni bir ürün ortaya koyma en üst düzey basamaktır, değerlendirmeden de üst düzeydedir. Davranışların sınıflandırılması ve ölçülmesi konusunda ikinci alan olan duyuşsal alandayız. Öğrencilerin bir durum ya da bir olay karşısında sahip olduğu hisleri, kaygıları, tutumları ve tepkileri e, duyuşsal alana dahil ediyoruz. Duyuşsal alan kendi içerisinde 5 basamağa ayrılıyor arkadaşlar. Yine yandaki şemadan inceleyebilirsiniz ben anlatırken. Alma, tepkide bulunma, değer verme, örgütleme ve kişilik haline getirme olmak üzere 5 basamağa ayrılıyor. Ee, yine en alt düzey basamak alma, en üst düzey basamak kişilik haline getirme. Basitten karmaşa, kolaydan zora, somuttan soyuta doğru bir ilerleme söz konusu ve yine ön koşul ilişkisi var. Yani alma boyutunu atlamadan tepkide bulunmaya, tepkide bulunmaya atlamadan değer vermeye, değer vermeyi atlamadan örgütlemeye, örgütlemeyi atlamadan kişilik haline getirmeye geçemeyiz. Duyusal alan basamaklarını bir özellik örnek tablosu üzerinden konuşmak istiyorum. Çünkü aynı örnek düzlemi üzerinde incelersek daha iyi, aralarındaki farkları daha iyi kavrayabileceğimizi düşünüyorum. Alma basamağından başlıyoruz arkadaşlar. Alma basamağında kişi pasiftir. Belirli bir nesne, fikir ve uyarıcının yalnızca farkındadır. Almaya açıktır, kontrollü ve seçici dikkat vardır. Örneğe bakalım. Demokratik hayat tarzının farkında olabilme. Ama demokratik hayat tarzı için herhangi bir harekete geçme durumu yok. Yalnızca demokratik hayat tarzının ne olduğunu bilerek farkında olarak yaşama söz konusu tepki vermeye geçiyoruz. Tepki vermede belirli bir uyarıcıya, uyarıcıyla ilgilenme, ona karşı bakın bilinçli, bilinçli tepki verme, tepkide uysallık, isteklilik ve tepkide doyum diye açıklamış. E örneğine bakalım. Demokratik ilkelere uygun davranışlar oluşturabilme diye bir örnek vermiş. Bakın artık davranışa geçiyor farkındaysınız. Yani alma basamağında demokratik hayat tarzının farkında olan kişi tepki verme basamağında ufak ufak demokratik davranışlarda bulunmaya başlıyor. Yani artık bir hareketlilik söz konusu. Üçüncü basamak olan değer verme basamağına geldiğimizde bir olay veya olguyu kabullenme, onu özellikle tercih etme, diğerlerine yeğleme, o değere adanmışlık, o değeri savunma ve onu alışkanlık haline getirmeye başlama söz konusu. Örneğe bakıyoruz. Demokrasiyle ilgili toplantı, seminer ve panellere katılmada seçici davranma. Artık e, demokrasiyle ilgili bir adım öteye geçerek onunla ilgili olan, demokrasiyle ilgili olan etkinliklere katılmada seçici davranma ve demokrasiyle ilgili durumları tercih etme söz konusu. O konuya değer verme söz konusu. Dördüncü basamak olan örgütlemeye geldiğimizde yeni değerler, Bakın örgütleme, yeni değerler ve yeni duyuşsal örüntüler oluşturma söz konusu. Ee, yeni değerler oluştururken birden fazla şeyin birleştirilmesi, örgütlenmesi vardır. Bu yüzden ismi örgütleme. Örneğe bakıyorum. Gönüllü olarak demokratik kuruluş ve partilerde görev alma söz konusu. Yani artık tek başına bir şeyler yapmayı bırakıp kişi e, kuruluş ve partilerde görev almaya, o konuyla ilgili kendisi kendi çabasını katarak görev almaya başlıyor. Niteleme dediğimiz kişilik haline getirme basamağında ise artık son basamak, e, duysal alanın en üst düzey basamağı. Bakalım özellikleri nelermiş? Özümsenmiş bir değeri davranış ölçütü haline getirerek, bakın artık değer özümsenmiş, bunu davranış ölçütü haline getirerek bunun değere uygun hayat, bu değere uygun hayat felsefesi oluşturma, genellenmiş örüntü, nitelenmişlik, hizmet etme, değerle tanınma ve sürekli yapma. Yani artık insanlar sizi toplumda demokratik kişilik ve tutumlarınızda tanıyorsa siz bu değeri kişilik haline getirmişsinizdir. Artık sizin isminiz geçtiğinde insanlar demokrasiden bahsetmeye başlıyorsa siz bu değeri özümsemiş ve hayatınıza tamamen uygulamışsınızdır. Kişilik haline getirme bu şekilde bir boyuttur arkadaşlar. Evet yine bir örnek tablomuz var burada daha iyi anlayabilmemiz için. Alma basamağında trafik kurallarının, trafik işaretlerinin farkına var mı? Yani ben trafik ışığını görüyorum, onun varlığının farkındayım, farkına var mı diyoruz. Ama herhangi bir harekette bulunmuyorum bununla ilgili tepki verme aşamasına geçtiğimde trafik kurallarına artık ufak ufak uymaya başlıyorum. Yani harekete geçiyorum. Değer verme aşamasında trafik kurallarına uymanın süreklilik kazanması, bunun önemli olduğunun farkına varmam ve özellikle bunu yapmayı tercih etmeye başlamam söz konusu. Örgütlemede tutarlı bir şekilde trafik kurallarına uyma Gerektiğinde uymayanları ihbar etme. Bakın kendime bir görev biçtim bu konuyla ilgili. E, gerektiğinde uymayanları ihbar ederek e, trafik kurallarına uymanın önemli bir şey olduğunu artık iyice yavaş yavaş özümsemeye başlıyorum ve ardından kişilik haline getirmeye geçiyorum. Bunu tamamen özümsüyorum. Trafik kurallarının kurallarına uyan biri olarak tanınma alışkanlık haline getirme. Artık sizin adınız geçtiğinde bu konu açılır duruma geliyorsa, trafik kurallarına çok uyan biri olarak tanınıyorsanız ve bunun için insanlara da destek oluyorsanız, bu konuda onlara da önerilerde bulunuyorsanız, artık siz trafik kurallarına uymayı kişilik haline getirmişsinizdir. Duyuşsal alandaki davranışların ölçülmesine geldik arkadaşlar. Duyuşsal özelliklerin ölçülmesinde farklı yaklaşımlardan yararlanılabilir. Öğrencilerin derse, okula, arkadaşlarına karşı tutumlarının ölçülmesinde dereceleme ölçeklerinden yararlanılabilir. Böyle bir ölçek, böyle bir ölçek biri tutum ifadelerinin yer aldığı, diğeri ise bu ifadelere tepkilerin verildiği iki kısımdan oluşmaktadır. Aynı zamanda dereceleme ölçekleri dışında kontrol listelerinden de faydalanılabilir. Kontrol listelerinde de yine tutum ifadelerinin yer aldığı bir sütun ve karşısında evet hayır var yok gibi işaretlemelerin yer aldığı bir kısımdan oluşuyor. Dereceleme ölçekleri ve kontrol listelerinin birer örneğini slaytın son iki sayfasında açıklayacağım arkadaşlar. Devam ediyorum. Duysal alandaki davranışların ölçülmesinin zor olduğundan bahsetmiştik daha önce. Duyusal da bunun sebepleri duysal davranışların testlerde iyi tanımlanamaması. Arkadaşlar. Eğer öğrenci ya da işte teste tabi olan kişi orada yer alan duygusal davranış cümlesini net olarak anlamazsa doğru cevap veremeyebilir. Verilen cevapları samimi olmayabilir. Bu tamamen kişinin kendi tercihinden ötürüdür. Ya da cevaplayıcılar doğru olandan çok toplumsal yönde beklenen cevaplar verebilir. Bu ihtimal çok yüksektir. Bundan dolayı duygusal alandaki davranışların ölçülmesi diğer alanlara göre daha zordur. Duyusal alandaki davranışların ölçülmesine devam ediyorum. Üçe ayrılıyor arkadaşlar bu konu. İlgi ölçekleri, tutum ölçekleri ve gözlem. İlgi ölçekleri bireylerin neleri tercih ettiğini veya neleri yapmaktan kaçındığını belirlemek amacıyla kullanılır. Tutum ölçekleri bireylerin belirli bir nesneye, konuya, kişiye yakınlık veya uzaklık düzeyini belirlemek amacıyla kullanılır. Gözlem ise bir kişinin diğer bir kişi veya olay hakkında duyu organları yoluyla bilgi edinme yöntemidir. Gözlem formları, kontrol listeleri, dereceleme ölçekleri, sesli ve görsel kayıt araçları, kayıt formları gibi araçlardan faydalanı, faydalanılarak gözlem yapılabilir. Son ana başlığımız olan psikomotor alana geçiyoruz arkadaşlar. Psikomotor davranışlar zihin ve kasların ortak çalışması sonucunda ortaya çıkan davranışlardır. Belirli fiziksel hareketlerin belli bir sıraya göre doğru, hızlı ve otomatik olarak yapılması sonucu ortaya çıkan davranışları içerir. Arkadaşlar yalnızca fiziksel davranışlar diye düşünmeyin. Bakın işin içerisinde zihin de var. Davranışları belli bir sıraya göre doğru, hızlı ve otomatik yapmamızı sağlayan şey zihnimizdir. Psikomotor alan kendi içerisinde altı basamağı ayrılır. Algılama, kurulma, kılavuza yapma. Beceri haline getirme, duruma uydurma ve yaratma. Ee, yine en alt basamağımız algılama, en üst basamağımız yaratma. Yine basitten karmaşa, kolaydan zora doğru ilerleyen bir süreç. Söz konusu aşamalı olarak ilerleyen bir süreç. Ee, ve son olarak yine ön koşul ilişkisi var. Yani alt düzey basamaklar yapılamadan üst düzeye geçilemiyor. Psikomotor alan basamaklarını bir özellik örnek tablosu üzerinde açıklamak istiyorum. Aynı örnek düzlemi üzerine gördüğümüz zaman e, basamakların arasındaki farkları daha güzel anlayabiliriz diye düşünüyorum. Algılama ile başlıyorum. Algılama basamağı tamamen pasif olduğumuz, yalnızca dışarıdan gözlem yaptığımız bir basamak. Bedenen hiçbir harekete geçme durumu söz konusu değil, yalnızca bir davranışı duyu organlarıyla fark ediyoruz. Yani gözümüzle gözlemliyoruz, kulağımızla duyuyoruz. Bunun gibi. Ee, yeni bir dans figürünü nasıl yapıldığına dikkat ederek gözleme. Evet. Gördüğünüz gibi bir dans figürü söz konusu yani psikomotor bir davranış söz konusu. Biz bunu yapmıyoruz. Yalnızca dışarıdan oturduğumuz yerden gözlemliyoruz. İkinci aşama yani kurulma aşamasına geldiğimizde ise kendimizi zihinsel, bedensel ve duygusal olarak e, o işi yapmaya hazırlamamız söz konusu. Dansı sergilemek için davranış ve aşamalar bilgisine sahip oluyoruz. Bu bir örnek. Bilgi edinme aşamasında yine fiziksel olarak pasifiz, yalnızca kendimize hazırlıyoruz o işi yapmaya. Kılavuzlama yani kılavuzla yapma aşamasına geldiğimizde ise yanımızda rehber bir kişi var. Bu bir öğretmen olabilir, bir usta olabilir, bizi bu işi yapmaya hazırlayan, bize bu işin aşamalarını gösteren, yardım eden bir kişi. Örneğe bakalım. dans sergileyen kişiye bakarak hareketleri yapmaya çalışma. dans sergileyen kişiye bakarak yapmaya çalışma veya dansı sergileyen kişinin de bana yardımcı olmasıyla yapmaya çalışma kılavuzla yapma aşamasına dahil oluyor. Beceriye dönüştürmeye gelelim. Beceriye dönüştürmede arkadaşlar artık kılavuz yok. Kişi kendi başına bakın yardım almadan kendi başına yapma. Söz konusu ee, kendi başına bir dansı kurallarına uygun olarak yapıp gösterme. Artık yanımızda kılavuz yok. Ee, kimse yokken, yalnızken de o dansı uygulayabiliyorsam eğer beceriye dönüştürmüşümdür ben. Beşinci basamak olan duruma uydurma. Arkadaşlar duruma uydurmada kazanılan beceriler ve davranışları benzer durumlarda kullanma söz konusu. Başka yerlere uyarlama söz konusu. Bir dansta elde ettiği becerileri... Başka bir dansın hareket mi figürlerine uyarlama. Ee, yani ben e, bir dansta bir figür elde ettiysem, o figürü başka bir dansta kullanıyorsam, onu başka bir dansa da uyarlayabiliyorsam artık duruma uydurma seviyesine gelmişimdir. Ve yaratma seviyesine gelmeme küçük bir adım kalmıştır. Yaratma seviyesine geldiğimde ise artık yepyeni ve benzersiz bir davranış ortaya koyabilirim. Etkinlik sergileyebilirim, orijinal bir beceri oluşturabilirim, yeni bir şey inşa edebilirim. Ee, örneğine bakalım, yeni bir dans figürü, formu, biçimi geliştirme. Yani tamamen daha önce hiç görmediğim, e, hiçbir dansta karşıma çıkmayan bir figürü ortaya koyabiliyorsam, artık yaratma seviyesine gelmişimdir ve e, o konuda psikomotor alanın en üst seviyesindeyimdir. Psikomotor alandaki davranışların ölçülmesi. Devinistel davranışların geçerli olarak ölçülmesi için doğrudan gözlem yoluna başvurulmalıdır. Bu amaçla gerçek durumlarda veya gerçeğe yakın durumlar oluşturularak bireylerin bir davranışı gerçekleştirip gerçekleştiremediğini veya ne düzeyde gerçekleştiğini belirleyebiliriz arkadaşlar. Bunun için performans testleri kullanabiliriz. Performans testleri bir işin yapılma sürecinde izlenecek aşamalı sırayı, veya işin belli bir yolla yapılma düzeyini yani işin kalitesini gözlemek amacıyla geliştirilen araçlardır. Bu araçlarla süreç, ürün veya her ikisi birden değerlendirilebilir. Bu amaçla performansın gözlenmesinde kontrol listesi, gözlem formu, dereceleme ölçeği ve puanlama yönergelerinden yararlanılabilir. Evet, daha önce söylediğim gibi bir kontrol listesi örneğimiz var burada. Bakın, sözlü sunum becerisine yönelik bir kontrol listesi bu. Maddeler var: Dinleyiciyle göz teması kuruyor, beden dilini etkili kullanıyor, anlaşılır bir tonda konuşuyor gibi. Ve bunların yanında, evet, hayır diye işaretlemeler söz konusu. Dinleyicilerle göz teması kuruyorsa evet, kurmuyorsa hayır şeklinde böyle bir kontrol listesi doldurup ölçme yapabiliriz. Şimdi de bir derecelendirme ölçeği örneğimiz var. Öz bakım alanı ile ilgili bir derecelendirme ölçeği arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sütunda davranışlar var. Günlük işlerde sorumluluk alır, yolda yardımsız yürür, kendi kendine giyinir gibi maddeler var. Bu maddelerin ne düzeyde yapıldığını gösteren birden beşe kadar sıralanan sayılar da hemen yanda yer alıyor. Kişi isterse bu ölçeği hazırlarken çok zayıf, zayıf, orta, iyi, çok iyi gibi isimlendirmeler de yapabilir. Ama dilerse bu şekilde sayılarla da ifade edebilir. Derecelendirme ölçeği ile kontrol listesinin en önemli farkı kontrol listesinde yalnızca bir davranışın yapılıp yapılmadığı gözlenebilir. Ne düzeyde yapıldığı hakkında bize bilgi vermez. Ancak derecelendirme ölçeğinde gördüğünüz gibi birden beşe kadar derecelendirmeler, düzey belirlemeler yapıldığı için o davranışın hangi düzeyde çok mu yapılıyor, az mı yapılıyor, yapılmıyor mu? Bunu daha ayrıntılı bir şekilde görebiliyoruz derecelendirme ölçeğinde. Derecelendirme ölçeği örneğimizle birlikte konumuzda son buldu arkadaşlar. Bu sunumu hazırlarken kullandığım kaynakları şu anda görüyorsunuz. Konuya ilgi duyan arkadaşlarım belki girip makaleleri incelemek isteyebilir. internet sitelerini ziyaret etmek isteyebilir. Nasıl isterseniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.